Kastamonu sayfa 21 mektup 14 kısa bir mektup. Aziz Sıddık kardeşlerim bayramınızı tebrik ve hizmetinizi takdir ve muvaffakiyetinize dua ederek Halik Rahim'e hadsiz şükür ederim ki sizler gibi sebatkar ve fedakar kardeşleri Risale-i Nur'a sahip ve naşir yapmış. Ben sizleri düşündükçe ruhum inşirah ve kalbim ferahla dolar. Daha dünyadan gitmek benim için medara teessüf olamaz. Sizler kaldıkça ben yaşıyorum diye mevte dostane bakıyorum. Ecelimi telaşsız bekliyorum. Allah sizden ebeden razı olsun. Amin, amin, amin. Üstad hizmet dairesi içinde bu hizmete sahip çıkan ağabeyleri gördükçe kendi dünyasında rahatladığını ifade ediyor. Bunun sebebi vazifeyi fıtrat olarak görmüş olduğu hizmet-i iman sebatkar, fedakar kardeşlerin lisanlara hizmetini sahiplenmeleri hatta adeta üstada gerek kalmayacak derecede sahiplenmeleri. Ya bunun üzerine Üstad da bu cihette mevte bile yani ölme bile telaşsız bakıyor. Yani e, burada benim dikkatimi çeken nokta şu ilk nokta. Üstadın hizmete vermiş olduğu önem göstermiş olduğu hassasiyet. Yani hizmeti selamette gördüğünde kendini de selamette görmesi. Yapılan bir iş fıtata mal edilmişse gerçekten artık o insan o iş üzerine yaşıyor ve hallenmeye başlıyor. O ya yok olmuş olduğu işte e, fani olmuş olduğu işte muvaffakiyet o da elhamdülillah bundan sürür diyor. Üstad da hizmet imani ve Kur'aniyi adeta kendi hayatına mal etmiş. Hatta dönün şu anda bununla ilgili güzel bir cümle var. Diyor ki netice hayatım, sebebi saadetim, vazifeyi fıtratım olan Risale-i Nur diyor. Bu noktadaki hizmetlerde elhamdülillah ağabeylerin böyle sahip çıkması Üstad'ı çok güzel şekilde manevi bir rahatlığa götürmüş. Yani yapılan bir iş fıtrata mal edilmişse artık o artık insan o iş üzerine adeta yaşamaya başlıyor, hallenmeye başlıyor. Mesela annenin, çocuğunun mutluluğu ve selametiyle rahat etmesi gibi. Değil mi? Vazife fıtrata mal edilmişse bu vazife, işte hizmet dairesi, o hizmetin akması, tabiri caizse hizmetin e, vazifelerinin yerine getirmesi kişiyi saadetlendirir. Tam tersi, o iş hizmette aksam olunca o kişi ne yapıyor? Üzülüyor. Bu fıtrat halidir yani. O yüzden hizmet dairesinde böyle eee Hassas olduğumuz zamanlar bu minvalden bakmak lazım. İşte Hasan abi kızıyor, işte Mehmet abi çok bağırıyor, fırçalıyor, işte laf sokuyor falan gibi böyle ifadeler kullanılıyor genelde. Kardeşim adam, Cenab-ı Hak bir hissiyat vermiş. Adam dertleniyor, adamın alemi hizmetle dolu. Çok basit şeylere hizmette bazı işte aksayınca otomatikman insan kızar. Fıtrat kanundur yani. Üstad da bunu yapmış. Evet gönlü ister ki belki ölçülü şekilde kızalım edelim ama her zaman o şeyi yakalayamıyor insan yani. Diğer bir husus da abilerin de kendi imkan ve istidatlarını en azami şekilde kullanıp bu hizmete verdikleri destek daire içinde herkesi rahatlatıyor ve yükünü haflettiriyor Yani e, ben eğer kendim gerekli hassasiyeti göstermeyip gayet içerisinde olmadığım zamanlarda bu hizmeti fıtratına mezitmiş olan abilerde inşira hali değil, inkıbas hali başlıyor. Niye çok sinirlisin? Hiç, Hiç öyle işte Mastar. Ha o çok yağmurlu o yüzden ben de böyle bir gergin oluyorum yağmurlu havalarda diyedi ki yani burada işler tıkırında gitse herkes himmet etse gayet etse şurada güzel bir hizmet devam etse. Geçen Emin abi yoldayız kızıyor işçiler yani çalışanlar kendisine verdik, verdikleri vazifeyi kendisinin onlara vermiş olduğu vazifeyi yerine getirmemişler. Böyle evet, az getirmişler yolda kızıyor Niye kızıyor? Niye gerginsin abi bu kadar? İş aksadı çünkü. Ha bak iş dünyevi bir iş yani kazanacağın para ne olacak yani dünyevi işte kazansan da olur kazanmasan da olur. İşte, trilyon kazanç önemli değil. Dünyevi bir işte karşı tarafın istidatlarının farkındasın. Normalde diyor ki ya normalde 100 tane mal çıkarabilirler de çıkarmamışlar. 60 tane çıkarmışlar kardeş. 40 tane eksi yüzünden kızıyor. Çalışmamışlar diyor. Bak ne oldu? Patronda inkibas hali oldu. Ama aynı patron 100 tane çıkarılacak bir iş yerinde 100 tane mal alsa inşira olur. Diyor ki ya elhamdülillah arkadaşlar çalışıyorlar der değil mi? Hizmet de böyledir yani. Şimdi ortada bir hizmet var. Herkeste bir istidat var. Az buçuk herkes kendi istidadını biliyor. ve hatta işte medesedeki abi de kişilerin tanıdıkları için, bildiği için kişilerin istidatlarını, kabiliyetlerini biliyor. Ona göre bir beklenti işlerine giriyor. O kişi de o beklentisini karşılamıyor. Yüzlük bir potansiyeli varsa bunu 40 kullanıyor. 60 eksik kalıyor. 60 eksik kalınca da işte hizmette aksamalar oluyor. Basit basit şeyler aksamalar oluyor. E sonra e, hizmette yürümeyince e, hizmet yürünce nasıl ki inşirah oluyor. Arkaya dönüp bakmıyorsun. Diyorsun ki ya Mustafa ders yapacak elhamdülillah problem değil. Ben olmasam da olur diyorsun. İşte Umut dershane diyorsun. Dershane Umut varsa benim gözüm arkada kalmaz diyorsun. Değil mi? Bak inşirah oluyor. insanın ruhu rahatlıyor. Ve tam tersi de çok basit şeylerde hizmet aksayınca inkıbas hali olur. Fıtrat kanunu. Yani bu noktada hassas olan ağabeylere kızmamak lazım. Neden? Zira onlar benim hobi olarak görmüş olduğum boş zamanlarımı değerlendirdiğim, işte karımdan izin alarak geldiğim, çocuğumun sevgisini böyle arada boşluk bırakarak gelmiş olduğum hizmet, hizmete bu daire içindeki vazifelere çok ciddi bakıyorlar ve hayatlarının hayatı yapmışlar bu hizmeti. Öyle olunca da sen nasıl ki iş noktasında hayatının hayatı işin olunca böyle hassaslaşıp gerginleşiyorsun? Onda da böyle bir inkıbas hali olabiliyor. Yani e, ne yapacağım? Nasıl ben abi daha sinlendiririm? Ciddi sahip çıkar. Çok basit bir şey. Ölçü bu kadar yani. Sonra abi bu noktada bu kendi nefsine bakan bir noktada mı bunu istiyor? Onu değerlendireceksin. Yani atıyorum Hasan abi burada bana kızıyor ama bu Hasan abinin nefsine bakan bir payı var mı bunda? Yok. Karı var mı? Yok. O zaman Hasan abinin şahsına kızamazsın sen kardeşim. Ölçü bu. Çok basit. Bu hizmete hakkına sahip çıkmadığımız her an maalesef daire içerisindeki ağabeylerimizin inkıbazına yani darlanmasına, kızmasına sebep olacağımızı unutmamak gerekir. Üstad bu noktada bak ne demiş? Ölüme bile gülerek bakarım diyor. Kalbim felahla doluyor diyor. Sizlerin bunu İzmir'e sahip çıkmasını gördükçe. Abi dua ediyor. Cenab-ı Hak inşallah iştidatlarımızı neşvine malandırırsın. Bu hizmete ciddi sahip çıkanlardan eylesin hepimizi.